Artı TV ekranlarından, Odak programından merhabalar, iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugünkü programımızda Türkiye'ye gerçekleşen bir ziyareti konu alacağız, mercek altına alacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano 2 günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi ve bugün de temasları gerçekleşti. Ancak bu ziyaretin duyurulduğu an itibariyle bazı tartışmalar da beraberinde geldi. Ziyarete dair eleştiriler var. Spano'ya bazı çağrılar var. Türkiye'deki insan hakları ihlalleri noktasında, AHİM'e taşınan dosyalar noktasında birazdan süremiz dahilinde bazı örneklerle birlikte onlara da dikkat çekmeye çalışacağız. Ve bu ziyareti konuklarımıza soracağız. Ne ifade ediyor, ne anlama geliyor? Değerli konuklarımız var, başladık. Evet, AHİM Başkanı'ndan tartışmalı ziyaret dedik. Bugünkü başlığımızda biraz önce de dikkat çektiğim gibi daha ziyaret duyurulduğu an itibariyle bazı eleştiriler de geldi bu ziyaretin içeriğine ve gerçekleştirilecek o temaslar üzerine diyelim. Bugün 3 konuğumuz olacak değerli izleyenler. Kendilerini takdim etmeden önce şöyle başlamak istiyorum. Sıcak bir gelişme ekranda da görüyorsunuz. Günlerdir, aylardır takipte olduğumuz bir başlıktı. Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal için tahliye kararı verildi. Bugün de kendisi için yine bu yönde çağrılar vardı, açıklamalar vardı ve biraz önce paylaştığımız üzere yayınlarımızda da Ünsal için tahliyesi yönünde bir karar verildi. Bunun da altını çizelim. Bugün tam da hak, hukuk meselelerini konuşacağımız bu programımızda buna dair de süremiz dahilinde görüş almaya çalışacağız. Şimdi kimdir bugünkü konuklarımız? Öncelikle hemen takdim ederek başlayalım. Avukat Figen Albuga Çalıkuşu. Birazdan Skype bağlantısıyla dinleyeceğimiz ilk konuğumuz olacak. Sonrasında HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ı dinleyeceğiz. Ve İHADE Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da Skype bağlantısıyla yayınımıza katılacak. Şöyle yapalım, ziyarete dikkat çektik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano Türkiye'de dedik. 2 günlük bir ziyaret gerçekleşecek. Bugün işte bazı temaslar gerçekleşti. Ankara'da neler yaşandı? Öncelikle bunu bir hatırlatalım sizlere. AHİM Başkanı Robert Spano önce Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le görüştü. Gül ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyledi. AHİM Başkanı daha sonra Beştepe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yer aldı. AHİM Başkanı Spano, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Şentop, AHİM'in artan iş yükünün ve sorunlarının farkında olduklarını söyledi. Türkiye hak ihlallerinde Rusya'dan sonra AHİM'e başvuran 2. ülke konumundayken Şentop Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti. AHİM Başkanı Robert Spano Türkiye Adalet Akademisi'nde hakim ve savcı adayları eğitimi açılış töreninde konuşma yaptı. İktidarda olanların mahkemeleri kontrol edemeyeceğini söyledi. Kanunlar sadece halka değil aynı zamanda gücü elinde bulunduranlara da uygulanabilmeli. Kanunun üzerinde hiç kimse yoktur dedi. Spano'nun bu görüşmelerine tepkiler de vardı. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen uzun süre tutuklu bu doktora alacağınız üniversiteme dönebilmiş değilim dedi. Altan kardeşlerin avukatı Figen Çalıkuşu ise Robert Spano'yu Silivri cezaevine davet etti. Türkiye'nin bireysel başvurularla AHİM önünde en çok dosyası olan 2. ülke olduğunu hatırlattı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da açık mektup kaleme aldı. Spano'yu görüşmelerde AHİM'in ilkelerine uygun davranmaya çağırdı. Fahri doktorayı kabul kararını gözden geçirmesini istedi. İHADE de Spano'nun görüşme programında Türkiye'de insan hakları ve hukuk alanında çalışan kurumlara yer verilmemesini eleştirdi.
Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen de T24'te bir yazı kaleme aldı. Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik ve eylemi devam ettiren avukat Aytaç Ünsal'a dikkat çekti. Tutuklu iş insanı Osman Kavala ve HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı hatırlattı. Evet, şimdi hemen ilk konuğumuzdan değerlendirmelerini almaya başlayalım. Avukat Figen Albuka Çalıkuşu, ki kendisi Ahmet Altan'la Mehmet Altan'ın da avukatı. O yargılama süreçleri de oldukça tartışmalı malumunuz değerli izleyenler. Bunun da altını çizelim. Sayın Çalıkuşu, hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Sayın Çalıkuşu, şimdi AİHM Başkanı Spano'nun Türkiye'ye yaptığı bu ziyareti bugün konuşacağız. Bundan buna dair görüşlerinizi alacağım. Şimdi biraz önce de defaatle dikkat çektiğim üzere tartışmaları da beraberinde getiren bir ziyaret aslında. Ziyaret programına dair tepkiler de var. Gerçekleştirilecek o temaslara ilişkin bazı eleştiriler var, eksik bulunduğu şeklinde bazı noktalar var. Şimdi sizin de bugün sosyal medyadan paylaşımlarınız oldu. Sizin de eleştirileriniz olduğunu biliyorum. Birazdan onları da dinlemek istiyoruz sizden, ama öncesinde müvekkiliniz Altan'ın kendisine açık mektubuna da bir tekrar dikkat çekmek istiyorum burada. Biraz önce haberimizde bir bölümünü paylaştık. Bir kez daha üstünden geçmek gerekirse, çünkü bu ziyaretle ilgili tartışılan noktalardan birisi. Kesinleşmiş beraat Anayasa Mahkemesi'nin ve AİHM'in hak ihlalleri kararlarına karşın ben sizin fahri doktora alacağınız üniversiteme dönebilmiş değilim ifadesini de kullandı o mektupta. Çünkü kendisine fahri doktora verilecek. Bu da işte tartışılan hususlardan birisi. Sizin de eleştirileriniz var. Şimdi burada sözü size bırakmak istiyorum. AİHM Başkanı tarafından ve Türkiye'ye yapılan ilk ziyaret olduğunu biliyoruz. Onun da altını çizelim. Nasıl okuyorsunuz bu ziyareti? Adalet Bakanı, Bakanlığı neden böyle bir davet sundu ve sonrasında bu ziyaret gerçekleşti dersiniz böyle bir süreçte? Öncelikle programı açarken sözünü ettiğiniz Yargıtay'ın sevindirici kararından bahsetmek istiyorum. Çok acıdır ki sevgili Ebru'ya adil yargılanma talebi maalesef ölüm getirdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bu geç de olsa sevindirici kararı inşallah yaşatan bir tahliye kararı olur. Dilerim Aytaç Ünsal sağlığına hızla kavuşur. AİHM Başkanı'nın ziyareti, Spano'nun ziyareti elbette çok sıkıntılı bir ziyaret. Neden derseniz, sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye hak ihlalleri başvurularında Rusya ile başı çeken bir ülke. Ve bu davaların tabii ki tarafı, bu başvuruların tarafı Türkiye hükümeti adına Adalet Bakanlığı, tüm savunmalar Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyor. Baktığınız zaman bu kadar çok sayıda bir başvurunun olduğu ülkede, hak ihlallerinin giderek yoğunlaştığı, koyulaşarak yoğunlaştığı bir ülkede, ki yakın zamanda bu Ebru ve Aytaç için verilen AİHM kararını biliyoruz. Benim müvekkilim Ahmet Altan için 4 yıl önce Spano'nun başkanlığı olduğu bölüm tarafından öncelik kararı verilmişti. Ama 4 yıldır bu öncelik kararının incelemeye alınarak görünür hale gelmesini biz bekliyoruz. Düşünün, müvekkilim 70 yaşında, korona tehdidi altında, Silivri'de 3 yazısı sebebiyle 4 yıldır tutuluyor. Kendisi dünyanın tutuklu tek romancısı sayılır. 23 ülkede eserleri yayınlanmış bir yazar, romancı ve buna rağmen AİHM'in öncelik kararı verdiği bu dosyada ağırdan aldığını görüyoruz. Bunun ötesinde tabii ki bu ziyaret açıklandığından beri müvekkilim Mehmet Altan'ın mektubuyla hız alıp başlayan süreçte sosyal medya üzerinden dünyayı izliyorum. Burada sizler varsınız ama onun dışında büyük bir karartma da var. Sağ olun, iyi ki varsınız. Fakat dünyanın vicdanı ayağa kalkmış durumda. Bu çok fazla bir tepki var. Bu tepkilerin sebebi çok anlaşılır durumda. Yani davanın tarafı olan Adalet Bakanlığı, ki biz Adalet Bakanlığı'ndan da sürekli hukuk devleti olduğunu duyuyoruz. İşte yargı strateji belgeleri geliştiriliyor. Efendim, bugün Spano da geldi. Hukukun evrensel ilkeleri üzerine güzel bir konuşma yaptı. Ama
Bakın mahkemeler kararlarıyla konuşur. Bu konuşmaların bir anlamı yok. Hele ki müdahaleden bahsediyorsunuz değil mi Sayın Çalıkuşu dosyayla elbette, ilgili? Davanın taraflarından gelen bir müdahale söz konusu olacak. Davanın iki tarafı var. Bir tarafı biziz, bir de diğer tarafı var. Bu noktada tabii ki süreç zamanında işlese elbette bu şaibe ortaya çıkmaz. Doğruluğu muhakkaktır bence ama tabii ki bir şaibe. Bunun ortadan kalkması için neye ihtiyaç var? Hakkaniyeti bir karara ihtiyaç var ki biliyorsunuz 2018'de AHİM gene Spano başkanlığında müvekkilim Mehmet Altan'ın neredeyse aynı kapsamda olan dosyası üzerinden yapılan açıklamalarda hem gerek Türkiye tarafından hem de Spano tarafından hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı sürekli vurgulandı. O mesajları nasıl okumak gerekir? Şimdi biraz önce dediniz ki güzel bir konuşma yaptı. Evet, verilen mesajlar hak, hukuk, adalet noktasında rahatlatıcı ifadelerdi. İçinde bulunduğumuz şu süreçte özellikle. Ama nasıl okundu dersiniz? Bakın bu az evvel ifade ettim. Biz bunları zaten sürekli icra makamından da duyuyoruz. Adalet Bakanı'ndan duyuyoruz, hükümetten duyuyoruz. Adli yıl açılışında benzer konuşmaları Cumhurbaşkanı da ifade etti. Ama bunlar yaşadığımız gerçeklerle uyuşmuyor. Uyuşuyor mu? Spano bunları ifade ediyor. Ama yarın doktora alacağı üniversiteyle müvekkilim Mehmet Altan davalı mesela. Müvekkilim Mehmet Altan Anayasa Mahkemesi'nden hak ihlali kararı aldı. Üç ayrı hakkın ihlal edildiğine karar verdi Anayasa Mahkemesi 11 Ocak 2018'de. Buna rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi. Arkasından AHİM'in kararı geldi. AHİM'in kararına rağmen tahliye edilmedi ve yaklaşık 5,5 ay sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tahliye karar verdi ama ne tesadüf gene ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Müvekkilimin bu süreçte yaşadıklarının hak ihlali olduğuna dair Anayasa Mahkemesi ikinci bir hak ihlali kararı verdi. Ocak ayının 2020 bu seneki döneminde. Hala Ankara İdare Mahkemesi'nde, 21. İdare Mahkemesi'nde İstanbul Üniversitesi ile olan davası devam ediyor. Yargıtay'ın da müddecerattan geçirip beraatine hükmettiği bir dosya var. Beraati de kesinleşti. Mehmet Altan'ın temiz edilmeksizin kesinleşti üstelik. Şimdi beraat karar, hak ihlalleri karar var ama davalısı İstanbul Üniversitesi olan bir davada hala biz netice alabilmiş değiliz. Beraat etmiş bir insandan söz ediyorum. Hiçbir şekilde muhatap olmaması gereken bir iddianameye muhatap tutulup bu süreçte fevkalade mağdur edilmiş bir insandan söz ediyorum ki İstanbul Üniversitesi'nin 30 yıllık hocasıdır. Aynı şekilde yüzlerce böyle insanımız var. Mağdur olan, davaları açılmadan ihraç edilip netice almak üzere bekleyen insanlar, Selahattin Demirtaş kararını uygulamayan bir ülke tablosunda bu lafların, bu konuşmaların, bu fevkalade güzel konuşmaların bir anlamı nasıl olabilir, nasıl bizim içimiz ferahlayabilir? Dediğim gibi bizim içimiz ancak hakkaniyete uygun olarak, şaibesiz, tarafsızlığına gölge düşmemiş bir şekilde verilecek kararları duymamızla, görmemizle, şöyle elimizde tutup o kararları hissetmemizle mümkün olabilir. Yoksa o güzel laflar için teşekkür ederiz. Zaten bilgi dahilinde bu lafları, bu sözle, bu konuşmaları yapmak için Türkiye gelmesine hiç gerek yoktu. Türkiye gelmesi tam da aksine, dediğim gibi yüzlerce mağdur olan insanın içine bir sızı düşmesine sebep oldu. Büyük bir şaibe, büyük bir sıkıntı, büyük bir kaygı sebebi oldu. O dafları, o güzel konuşmaları duymak hiçbirimizin içini ferahlatmaz. Az evvel geç de olsa Yargıtay 16 Ceza Dairesi'nin verdiği gibi gerçek bir karar elimize geçtiği zaman, adil bir karar elimize geçtiği zaman içimiz ferahlar ve o zaman mahkemenin tarafsızlığına inanır, rahatlarız. Peki Sayın Çalıkuşu, o sıcak gelişme üzerine de biraz durmak gerekirse, siz başlarken zaten dikkat çektiniz. Yargıtay'ın sevindirici kararı olarak da ifade ettiniz. Aytaç Ünsal'ın tahliyesi. Bu ziyaretin bir etkisi olmuş olabilir mi acaba bu tahliye kararında? Ben bunları böyle yorumlamaktan bile inanın bir hukukçu olarak üzülüyorum. Yani bir kararın çıkmasının arkasında hukuk dışında
yasa maddeleri dışında, dosya özeli dışında başka bir sebep arıyor duruma düşmüş isek hakikaten vahim durumdayız. Zaten daha öncesinde de AİHM'in vermediği kararı şimdi Yargıtay veriyor. Yani bunlar size az evvel anlattım Ahmet Altan ile ilgili. AİHM'de 4 yıldır geciken bu dosyada kulağımıza gelen, haberdar olduğumuz ve çok üzüldüğümüz, kaygıyla karşıladığımız konuşmaları, spekülasyonları doğrular içerikte. Yargıda hukuk üzerine, insanların özgürlüğü üzerine, insanların yaşam hakkı üzerine pazarlık olmaz, olamaz. İşte bu ziyaret de bir şekilde hep bize bunları düşündürüyor. Sizin sorduğunuz bu haklı soruları sormamıza neden oluyor. Benim tam da anlatmak istediğim bu. Sadece kararlarla konuşmalı yargı ve insanların bireysel hak ve özgürlüklerinin hiçbir şekilde pazarlık konusu olamayacağı, bizleri bu yöne sevk edecek düşüncelere sahip olamayacağımız bir ortamda kararlar en adil, en hızlı, en hakkaniyetli bir şekilde karşımıza çıkmalı, çıkmak zorunda. Yoksa biz bu şaibelerden, bu sorulardan asla kurtulamayız. Ama bunun örneklerini yaşıyoruz ne yazık ki. Geçmişte de yaşadık. O yüzden de işte akıllara bu tür sorular geliyor. Sayın Çalıkuşu, şunu da sormak istiyorum size. Şimdi bugünkü o ziyaretler çerçevesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'la da bir görüşme gerçekleştirdi. AİHM Başkanı Spano ve sonrasında Zühtü Arslan'ın şöyle bir ifadesi var. AİHM ile Türkiye arasında diyalog ve işbirliğini geliştireceğine inanıyorum dedi bu ziyaretin. Şimdi bunun okumasını nasıl yapabiliriz burada? Nasıl bir ifade bu? Ne anlatıyor bize? Dilerim şunu anlatıyordur. Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularda AİHM ile tabii ki birlikte diyalog içinde çalışmalı ama diyalogdan kastım şudur. Zaten AİHM Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında çalışır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde teminat altına alınan hakların korunup korunmadığı noktasında kararlar verir, içtihatlar oluşturur. Anayasa Mahkemesi de bu anlamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atan ülke olarak, ülkenin mahkemesi olarak aynı görevi Türkiye'de yürütür. Burada bir görüş ayrılığı olması, AİHM'in verdiği kararın Anayasa Mahkemesi tarafından uygulanmayacak veya farklı yorumlanacak olması mümkün değil. Dilerim Zühtü Arslan bu sorun yaratan Altan kararında, müvekkillerim değil Alparslan Altan kararındaki sıkıntıyı gidermek adına böyle bir cümle kurmuş olsun. Peki. Ama tabii ki Anayasa Mahkemesi de bu hak ve özgürlüklere dair bu son süreçte yani özellikle bu 4 yıllık süreçte verdiği kararlarda onlar da maalesef ağırdan alarak hareket ediyorlar ve etkili hukuk, iç hukuk yolu olma özelliğini de bu anlamda zedeliyorlar. Bakın Ahmet Altan eğer vaktimiz varsa ondan da söz etmek tabii isterim. Tabii ki buyurunuz lütfen. Ahmet Altan için hatırlarsanız örgüt üyesi olmamakla birlikte yazdığı yazılarla yardım ettiğinden kasıtla Türk Ceza Kanunu 220 Taksim 7'den 10,5 yıl hapis cezası verildi. Bir örgüt üyesinin dahi aldığını çok üstünde bir ceza. Ki ben bunu hep söylerim. Aynı ceza İstanbul Emniyet Müdürü ile İstanbul Valisi'ne verilmişti. En asgari hadden 2 yıl 1 ay 5 gün. Müvekkilime sadece bir yazar, romancı olduğu için bu ceza verildi. Veren mahkeme buna rağmen tahliye etti ama enteresandır mesela bu tahliye ile ilgili hiç olmayacak bir skandal itirazla yan mahkeme tarafından müvekkilim tekrar itiraz üzerine tutuklandı. Hüküm verilmiş, mahkeme tarafından hüküm verilmiş karar garantisi altındaki müvekkilim hukuksal zorbalıkla tutuklandı. Mesela bu dosyamızda Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi bu dosyamızda da savunmamızı tekrar istedi, cevabını verdik. Kasım'da bir yıl olacak. Evet. Bir yıl olacak evet. Ama Anayasa Mahkemesi hala bu kararı henüz incelemeye almadı. Kararı göremedik. Yani bunlar çok hassas, çok özel. Çünkü doğrudan bireyin hak ve hukukuna ilişkin anayasada garanti altına almış olan haklarımız. Dilerim bu Anayasa Mahkemesi diyalog ve layıkıyla kararlar almak yolunda birer adım olduğunu bizlere anlatmış olsun. Biz öyle okuyalım, iyimser okuyalım. Peki. Sayın Çalıkuşu, son olarak şunu da sormak istiyorum size veda etmeden önce. Şimdi bir hukukçu olan sizin tarafınızla bu ziyaretin bir okumasını yaptık.
akıllara gelen sorularla birlikte. Peki şimdi uluslararası alanda nasıl karşılanıyor böyle bir ziyaret? Bunu da sormak istiyorum. Çünkü örnekleri var mı diye de bir soru var burada. Buyurunuz lütfen. Ben Türkiye olarak baktım. Yani sanıyorum Rıza Bey'in yazısında bu rutin ziyaret gibi yazılmış, yanılmıyorsam öyle okudum. Türkiye'ye resmi bir ziyaret, yani özellikle davanın tarafı, Adalet Bakanlığı'nın bir ziyaretini ben görmedim. Üç yargıç dönemini gördüm, izledim ve dediğim gibi bu koşullarda bireysel hak ihlallerinde baş sıraya çeken, yani şimdi mesela Putin'in davetlisi olarak Rusya'ya gitmeyi düşünür mü Spano? Kuzey Kore'ye gitmeyi düşünür mü diye de bir tweet vardı şu anda, o da aklıma geldi ama Rusya mesela birinci sırada. Şimdi böyle bir ziyaret tabii tüm Avrupa ülkelerinde, hatta Amerika'da da bazı yayınlar okudum sosyal medya üzerinden, dikkati çekti. Ben bunu rutin bir ziyaret olarak, sıradan bir ziyaret olarak görmüyorum. Dünya vicdanı da bunu böyle görmüyor. Sıradanlaştırılamaz. Ben inanın İzlanda kendi ülkesi Sayın Spano'nun oradan, Portekiz'den, İtalya'dan, tüm Avrupa ülkelerinden çok ciddi tepki gördüm. Binlerce bu anlamda atılmış tweet var. En çok sanıyorum Katy Perry'nin de tweet'i çok fazla bir yorum aldı. Eğer çok sıradan, çok normal olan kabul edilebilecek bir ziyaret olsaydı, hem üst düzey siyasetçiler, politikacılar, hem de insanlar, vatandaşlar, yerli yabancı pek çok insan bu kampanyaya katıldı. Hatta artık yeter diye dün bir tek açıldığını da gördüm. Hiç değilse bu İstanbul Üniversitesi'ndeki doktorayı kabul etmesin. Çünkü Mehmet Altan'ın mektubunda güzel bir bölüm de var. Kenan Evren'e de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi doktora evet. vermişti. Yani hiç değilse bundan dönsün, bundan vazgeçsin diye de çok neden normal olan karşılaşılacak bir ziyaret değil. Peki. O yüzden de mümkünse davanın diğer tarafı Ahmet Altan Silivri'de, ben orada kendisini ziyaret etmesini bir kez daha buradan sizler aracılığıyla iletiyorum. Evet, bu çağrınızın da altını çizmiş olduk tekrar aktarımınızla birlikte. Peki Sayın Çalıkuş'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için, verdiğiniz bilgiler ve değerlendirmeleriniz için iyi akşamlar diliyoruz size. Ben de size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, Figen Albuka Çalıkuş'u dinlediğimiz ilk konumuz oldu değerli izleyenler. Bu ziyarete dair bir hukukçu olarak bizimle görüşlerini paylaştı ki tartışmalı dosyaları da yürüten bir avukat olarak Ahmet Altan ve Mehmet Altan'la ilgili o sürece de dikkat çekti. O hususta da çünkü itirazlar var. Biraz önce dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık, paylaşmaya çalıştık. Şimdi diğer konuğumuzu da hemen dinleyelim. İHA'de Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da yine Skype bağlantısıyla bugün ağırlayacağımız konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Türkdoğan. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Türkdoğan, bir insan hakları savunucusu olarak İHA'denin de bu ziyaret öncesi bazı eleştirileri oldu. Biraz o ziyaretin kapsamına dair de vurgularla birlikte. Sizden dinleyebilir miyiz? Bu ziyareti AİHM Başkanı'nın Türkiye'ye yaptığı bu ziyareti siz nasıl değerlendiriyorsunuz ki hak ihlalleri noktasında çok fazla dosyanın açıldığı bir mahkemeden bahsediyoruz. İlk sırada Rusya var, ikinci sırada Türkiye var ve onun başkanı işte bugün geldi. Nasıl okuyorsunuz? Sizin tarafınızdan nasıl değerlendirilir? Buyurunuz. Evet, biz 1 Eylül günü kendisine bir mektup gönderdik. Bir gün sonra da bu mektubumuzu kamuoyuyla paylaştık. Açıkçası mektubumuzda birkaç noktaya temas ettik. Bir yüksek mahkeme başkanının ziyaret edeceği ülkenin insan hakları ve demokrasi durumunun ne olduğunu kısaca anlatmaya çalıştık. Türkiye son 5 yıldır silahlı çatışma ortamında ve neredeyse orta büyüklükte savaş bilançosuna sahne olmuş ciddi ağır insan hakları ve insancıl hukuk ihlalleri yaşanan bir ülke. 2016'dan beri OHAL dönemi ve akabinde devam eden fiili OHAL döneminin yarattığı ihlaller çok ciddi anlamda kendisini gösteriyor. Yani böyle bir ülkeye geleceğini kendisine hatırlattık ve elbette ki
sonuçta böyle bir ziyaretin kendi takdirinde olduğunu belirttik. Ama Türkiye'nin sadece siyasi iktidardan ibaret olmadığını ve mutlaka Türkiye'de güçlü bir sivil toplum yapılanması olduğunu, insan hakları ve hukuk örgütleri olduğunu hatırlattık ve mutlaka bizlerle de veya bizim ev sahipliğimizde Türkiye'deki hak ve hukuk örgütlerini bir araya getirerek, özellikle de cumartesi annelerinden de bahsederek bir toplantı yapmasının Türkiye'yi tanıma anlamında iyi olacağını ifade ettik. Tabii mektubumuza bir yanıt alamadık. Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili eleştiriler giderek artıyor. Bu eleştiriler sadece Türkiye'den doğru değil, Avrupa'daki çok sayıda insan hakları örgütünden, barolardan, akademisyenlerden ciddi eleştiriler alıyor. Çünkü bu sistem de artık neredeyse tıkanmış. Özellikle Rusya, Türkiye, Azerbaycan, işte Macaristan, Ermenistan, bu sıralamayı uzatabiliriz. Çok sayıda ülkenin AİHM kararlarının, pilot niteliğindeki kararların uygulanmaması noktasında ortaya koydukları pratik hakikaten insan hakları değerlerinde aşınmayı beraberinde getirdi. Ve burada da özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin siyasi mekanizmanın AİHM kararlarının uygulanması noktasındaki basiretsizliği durumu bu noktalara kadar getirdiği kanaatindeyim. İnsan hakları örgütleri olarak bizim öteden beri bazı tespitlerimiz var. Bunlardan birincisi devletlerin lobicilik faaliyetleri. Devletler elbette ki lobicilik faaliyeti yapabilir ama mahkemeler nezdinde veya mekanizmalar nezdinde, işte örneğin SPİT'i nezdinde veya başkaca Avrupa Konseyi tarafından oluşturulmuş çeşitli mekanizmalar nezdinde, işte ECRI komitesi nezdinde diyelim, bunu uzatabiliriz. Lobicilik yapmasının ciddi sakıncaları olduğu kanaatindeyiz ve kişiler anladığımız kadarıyla bundan etkileniyor. Bakın, bir yüksek yargıç eğer Türkiye'de Anayasa Mahkemesi Başkanı kendisini davet etseydi pekala gelebilir. Hani iki yüksek mahkeme karşılıklı olarak toplantılar düzenleyebilirler. Hukukun üstünlüğü ilkesinin daha iyi yerleşmesi noktasında görüş alışverişinde bulunabilirler. Ama biraz önce değerli meslektaşım Figen Hanım'ın bahsettiği gibi, yani davaların tarafı konumundaki Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine böyle bir davetin gerçekleşmiş olması hakikaten Avrupalı hukukçuların, yargıçların tekrar tekrar düşünmesi gereken bir konu bakın. Türkiye'deki bütün, Türkiye aleyhine açılan bütün davalarda savunmayı Adalet Bakanlığı yapıyor. Dolayısıyla o halde bir de bu davaların davacı tarafı var. Davacı taraf da Türkiye'deki binler, on binler, yüz binler, belki de milyonları oluşturan mağdurlar ve onların sesini duyurabildiği sivil toplum örgütleri. Ki bazen bizler üçüncü taraf sıfatıyla, yani mahkeme dostu sıfatıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hukuki müdahaleler gönderiyoruz ve özellikle alınacak kararların insan hakları hukukuna uygun alınmasını tavsiye ediyoruz, talep ediyoruz, görüş veriyoruz. Ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin değerleri esasen Avrupa Konseyi Konseyi'ne üye olan bütün ülkelerin kabullenmesi gereken değerleri. Bakın, bugünkü ziyarette basına yansıdığı kadarıyla yapılan konuşmaları ben izledim. Örneğin Adalet Bakanımız Sayın Gül yargı reformu strateji belgesinden bahsetti. Evet. Mayıs 2019'da bu belge açıklandı. Bu belge üzerine yazılı görüşlerimizi sunduk, eleştirilerimizi yaptık. İşte birinci yargı paketi biliyorsunuz çıktı. Sonra ne oldu? Çok korkunç bir infaz kanunu değişikliği oldu bak. Korkunç ayrımcı, ötekileştirici, siyasi mahpusları neredeyse ömür boyu içeride tutacak düzenlemeleri getiren ama öte yandan da adil suç örgütü liderlerini ve onların oluşturduğu çetelerin üyelerini salıveren, hasta mahpusları hapishanede bırakan, açlık grevindeki meslektaşımız Ebru Timtik'in ölümünü adeta seyircik alan bir pratik yaşadık bakın. Yani bugün sevgili Aytaç'ın Yargıtay tarafından infazın durdurularak tahliye edilmesi elbette ki sevindirici bir karar. Ama Yargıtay bu kararı birkaç ay önce de alabilirdi pekala bakın.
Peki niçin almadı? Bu duyarsızlık niçindir? Bakın Birleşmiş Milletler özel raportörleri 8 özel raportör ve yine 2 çalışma grubu toplam 10 birim bakın bu konuda bir açıklama yaptılar ve bu olayın soruşturulması gerektiğini ifade ettiler. Ve burada da doğrudan doğruya bakın kimler zan altında? Adalet Bakanlığı zan altında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi zan altında, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi zan altında, Anayasa Mahkemesi zan altında bakın. Türkiye'nin Adli Tıp Kurumu meslektaşlarımızın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Ama aynı ülkenin yüksek mahkemesi sağlık sorunları yoktur deyip tedbir talebini reddetti. Ve Sayın Spano'nun başkanı olduğu AİHM'de keza aynı şekilde tedbir talebini reddetti. Yani şimdi bu nasıl bir adalet anlayışı? Yani dolayısıyla ben devletlerin lobicilik faaliyetlerinin yüksek mahkemeleri etkileme boyutuna ulaşmasının çok tehlikeli olduğunu, hukukun üstünlüğü ilkesine zarar verdiğini, bu şekilde işbirliği bakın gelişmez. İşbirliği nasıl gelişir? Türkiye'de Anayasa Mahkemesi daha fazla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun kararlar üretir. Ve o kararları da Türkiye'deki ağır ceza mahkemeleri ve diğer mahkemeler, Yargıtay ve Danıştay o kararlara uygun kararlar üretir. Siyasi iktidara karşı çıkar, hukuki anlamda karşı çıkar. Yani siyasi iktidarın beklentilerine göre değil, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun kararlar üretir. Bakın o zaman bu işbirliği ancak bu şekilde olur ve bu şekilde sonuç verir. Ama bu tarz ziyaretler Türkiye'de şöyle bir algının oluşmasına sebep olabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde adalet arayışımız artık ne kadar gerçekçi sorusu yüksek sesle sorulmaya başlanıyor bakın. Biz Sayın Spano'ya bunu hatırlattık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin suçlandığını ifade ettik. Zan altında olduğunu ifade ettik. Bakın Türkiye'de sokağa çıkma yasakları döneminde bina bodrumlarında diri diri yakılarak öldürülen insanlarla ilgili ne Anayasa Mahkemesi'nden ne de AİHM'den zamanında tedbir kararları çıkmadı. Daha sonra bu AİHM ne yaptı? 3 yıl sonra bu dosyalarda kabul edilmezlik kararı verdi ve Türkiye Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi ve Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi hala bu dosyalarla ilgili herhangi bir karar verebilmiş değil bakın. Yani dolayısıyla söylenecek belki de çok şey var ama şunu ifade etmek istiyorum ben. Belki sizin vasıtanızla birileri sesimizi duyar. Birkaç gün daha Sayın Spano'nun Türkiye'de olduğunu öğrendik. Biz teklifimizde samimiyiz. Çok hızlı bir şekilde sivil toplum örgütlerini bir araya getirebiliriz. Sayın Başkan'ı ağırlamaktan da memnun oluruz. Bir de bizden dinlesin. Mağdurlardan dinlesin, cumartesi annelerinden dinlesin, çoklu baroya karşı çıkan baro başkanlarından dinlesin. Açlık grevindeki meslektaşlarımızın örgütleri olan hukuk örgütlerinden, derneklerinden dinlesin. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmalarını frenleyen ve engelleyen kadın örgütlerinden dinlesin. İşte siyasi mahpuslar hapishanelerde HDP'li siyasetçilerden dinlesin. Bir partiye kesintisiz yıllardır bu kadar baskı nasıl yapılabiliyor? Tabii şunu da ifade edeyim. Biz Sayın Spano'ya şunu hatırlattık. Dedik ki hadi bizim raporları boş verin. Bir kenara bırakın. Şimdi Avrupa Konseyi'nin Venedik Komisyonu var bakın. Avrupa Konseyi'nin Venedik Komisyonu 2017 Anayasa Değişikliği ile ilgili çok önemli bir rapor yayınladı. Mart 2017'de yayınladı. Referandumdan bakın bir ay önce yayınladı. Eğer dedi bu anayasa değişikliği kabul edilirse Türkiye'de yargı bağımsızlığı biter dedi. Yani bu anayasa değişikliği kabul edildiğine göre ve uygulandığına göre şimdi Avrupa Konseyi'nin mahkeme başkanı hukukun üstünlüğü ilkesini hatırlatıyor ama aynı konseyin Venedik Komisyonu ki uzman bilirkişi kuruluşudur Venedik Komisyonu. Venedik Komisyonu yargı bağımsızlığının çok ciddi anlamda zarar gördüğünü zaten raporlarıyla ortaya koymuştu. Aynı Venedik Komisyonu'nun kayyumlarla ilgili raporları var. Yine medya özgürlüğüyle ilgili raporları var. Daha birçok konuda raporları var. Keza yetmiyor. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği'nin hem önceki komiserin hem de şimdiki komiserin Türkiye ile ilgili raporları var. Son rapor Türkiye'de insan hakları alanıyla ilgili insan hakları savunucularının yargı baskısı altında olduğu ile ilgili çok önemli bir raporu var.
Bu raporları hatırlattık ve bu raporları zaten okumuş olduğunu varsayıyoruz bakın. Onu bir kenara bırakın. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi CPT'nin biliyorsunuz 2017 ve 2019 Türkiye ziyaretleriyle ilgili raporları açıklandı. Yani dolayısıyla Yüksek Mahkeme Başkanlığı'nın bütün bu raporları okumuş olduğunu varsayıyoruz ve bu raporları okuyan bir kişinin gerçekten böyle bir ziyaret yapacaksa sadece bunu Anayasa Mahkemesi ile sınırlandırması gerektiği kanaatindeyiz ve Türkiye'deki siyasi iktidara da ciddi anlamda eleştiriler yönetmesi gerektiği kanaatindeyiz. Peki Sayın Türkan, tam da bu noktada o halde şunu sorayım size. Şimdi Ahmet Dair de eleştirileri anlattınız, paylaştınız. Şimdi bugün Spano konuşmasında da şöyle bir ifade kullandı. İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez dedi. Şimdi bu da dikkat çekti. Zira Türkiye'ye bu konuda eleştiriler var. Yargının bağımsız olmadığı, siyasi iktidarın güdümünde olduğu şeklinde bu ifadede biraz ona vurgu olarak değerlendirildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu soruyu şöyle sormak istiyorum. Bu ziyaretin etkileri olabilir mi? Neler olabilir çerçevesiyle birlikte? Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz çünkü. Buyurunuz. Umarım yine iyimser olmak istiyorum. Umarım bir etkisi olur. Umarım Adalet Bakanlığı kendi yayınladığı adalet reformu ile ilgili taahhütlerine uygun yeni yargı paketleri, yani hepimizin kabul edeceği yeni yargı paketleri hazırlar. İnsan hakları eylem planı, bakın 2 yıldır 2 defa 3 defa o toplantılara katıldık. Bütün görüşlerimizi ifade ettik. Hala ortada hiçbir şey yok. Umarım bunlar hızlanır. Umarım Türkiye yeniden yönünü Avrupa değerlerine döner. Hani Ankara kriterleri diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Umarım yeniden Kopenhag siyasi kriterleri akıllarına gelir veya AİHM'in iştahatları gelir. Hani umarım böyle bir etkisi olur, ama şunu ifade edelim, bakın şu anki anayasa bütün bunlara engel. Yani tek kişi yönetimine dayalı otoriter bir anayasa var artık Türkiye'de. Şimdi böyle bir anayasa gerçekliğini görmeden hani bu tip iyimser tahminlerde bulunmak, yorumlarda bulunmak çok gerçekçi değil. Yani Sayın Spano bilmiyor mu? HSK üyelerini kim belirliyor? Anayasa Mahkemesi üyelerini kim atıyor? Yüksek yargıyı kim şekillendiriyor? Yani dolayısıyla bence biraz daha fazlası gerekir diye öyle bir kanaatim var. Bu ziyaret çok tartışılacaktır. Belki bu tartışmadan olumlu şeyler çıkar diye ummak istiyorum, ama iktidarın yönelimine baktığımızda bunun da araçsallaştırılacağına dair endişem daha gerçekçi olacaktır diye ifade etmek istiyorum. Umarım bu ziyaret araçsallaştırılmaz. Hani bir görüntü vermek için kullanılmaz. Gerçekten reform yapmak için kullanılacaksa bizler her zaman bunu desteklemeye hazırız. Ama eğer araçsallaştırılacaksa o zaman Avrupa Konseyi oturup düşünmeli. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kendi mahkemesiyle ilgili oturup ciddi olarak düşünmeli derim. Bunları söyleyebilirim. Peki. Sayın Türkdoğan, çok teşekkür ediyoruz. Size de konumuz olduğunuz için, değerli katkılarınız, verdiğiniz bilgiler için. İyi akşamlar, kolaylıklar olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet, İHADE Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ı da dinledik. İHADE'nin de bu ziyarete dair açıklamaları vardı. O ziyaretin kapsamıyla ilgili insan hakları savunucularıyla da hak örgütleriyle de bir araya gelmesi gerektiği şeklinde tavsiyeler vurgulanmıştı. Biraz önce Sayın Türkdoğan işte onun nedenlerini de bizimle paylaştı, anlattı. Odak programını burada noktalıyoruz değerli izleyenler, ama şunu da belirterek öyle veda edeyim. Bugünkü konuklarımızdan birisi de HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş olacaktı. Yayına başlarken de belirttim, ancak kendisine ulaşamadığımız için şu aşamada öyle bir iletişimsizlik yaşadığımız için o bağlantıyı gerçekleştiremedik. Kendisinden değerlendirmelerini alamadık diyelim. Burada noktaladık. Hoşçakalın.